Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rasyonel Yayınlarına ait olan 1. AYT deneme sınavının tarih sorularını beraber çözeceğiz. 25. sorumuz diyor ki, buna göre ilk çağ uygarlıklarının gelişme gösterdikleri yerler ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. İlk çağda Mezopotamya uygarlıkları, Dicle ve Fırat nehirleri, Anadolu uygarlıkları, Kızılırmak ve Büyük Menderes, Hint uygarlığı İndus Nehri, Çin uygarlığı Sarıırmak çevresinde gelişme göstermiştir. Hepsi arkadaşlar kenarlarının kenarında kurulmuş. Bakalım. Zengin maden yataklarına sahip olduğu. Hayır. Savunmaya elverişli olduğu. Hayır. Toplumların temel ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olduğu. Evet, su ihtiyacı. Ticaret yollarına yakın olduğu. Hayır. Göç yolları üzerinde bulunduğu. Hayır. Buradan arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olur. Çünkü su kaynaklarına yakın olmasının temel sebebi nedir? İhtiyaçlarını görebilecek olmalarıdır. Ayrıca daha önce arkadaşlar üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur. Bir harita verilmişti. Uygarlıkların kurulduğu yerler işaretlenmişti. Ona göre yorumlandırılmıştı. Orada da yine nehirlerin kenarında kurulduğuna dikkat etmek gerekiyordu. Bunu unutmayalım. 26. sorumuza bakalım. Asyabın devletinden itibaren Türk devletlerinde uygulanan omlu sistem, kut anlayışı, hayvan üstünlüğü uygulamalarından hangileri Türklerin egemenlik alanını genişletmesini kolaylaştırmıştır diyor arkadaşlar. Buna göre bir bakalım. Omlu sistem dediğimiz askerlikle alakalı bir şeydir. Kut anlayışı dediğimiz yönetimle, siyasi yetkiyle alakalı bir şeydir. Hayvan üslubu dediğimiz ise sanatla ilgilidir. Şimdi bize demiş ki Türklerin egemenlik alanını yani sahip oldukları toprakları genişletmesini kolaylaştırmış diyorsa bunun arkadaşlar en temeli nedir? Omlu sistemin var olmasıdır. Yani doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Sebep de arkadaşlar askerin güçlü olursa, ordun güçlü olursa etrafındaki yerlere daha kolay hükmedebilir. 27. sorumuza bakalım. Diyor ki, Hazreti Muhammed aynı topraklarda yaşayan insanların dini inançları ve idealleri aynı olmasa da uygulamaları gereken evrensel kurallar aşağıdakilerden hangisinde ortaya koymuştur? Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret etti. Kendisine inanan insanlarla beraber. Oraya gittiğinde Medine Sözleşmesi'ni yaptı. O bölgedeki yaşayan insanlarla beraber ve buna Yahudi kabileleri de dahildir. Yani ne yapmaları, birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini, birbirleriyle savaşlar yapmamaları gerektiğini ortaya koydu. Dolayısıyla biz bu evrensel kuralların tamamına Medine Sözleşmesi'nden ulaşıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Bedir Savaşı, Mekkelilerle Müslümanların ilk savaşı. Hudeybiye Anlaşması, Mekkelilerle Medinelilerin arasında yapılan ilk anlaşma. Hendek Savaşı, Müslümanların son savunma savaşıdır. Taif Seferi ise arkadaşlar, bu da Bizans üzerine yapılan bir seferdir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 28. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki, Türk İslam Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birincide belirlenin ikinciye neden olduğu savunulamaz. Bakalım. Haçlı seferlerinin düzenlenmesi, Anadolu'daki Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması. Evet, Haçlı seferleri Anadolu Selçuklu Devleti'ne yapıldığında arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına yol açmıştı. Doğru. Talas Savaşı'nda Abbasilerin Çin'i mağlup etmesi, Türklerin İslam dinini benimsemesinin hızlanması. Evet, Türkler Talas Savaşı'ndan sonra İslam dinine inanmaya başlamışlardı. Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçukluların galip gelmesi, Gaznelilerin Hindistan'dan çekilmek zorunda kalması. Evet, çünkü Dandanakan Savaşı 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılmıştı. Ve Gazneliler bu savaştan sonra yıkılırken Büyük Selçuklu resmen kurulmuştu. Dolayısıyla bu da doğru. Gazneli Mahmut'un Büveyloğullarını yenerek Abbasileri baskıdan kurtarması, İlk defa bir Türk hükümdarı Sultan unvanını kullanması doğru. Satık Burhan'ın Müslüman olarak Abdülkerim ismini alması, Karahanlıların Uygur alfabesini kullanmaya devam etmesi.
Şimdi arkadaşlar Uygurlar ilk Türk devletlerinden bir tanesi. Ama burada Satuk Burak'ın Müslümanlığı kabul ederek İslam'ın etkisine girmiş. Dolayısıyla Maniizm'e inanan bir Uygurların alfabesini kullanmakla da Müslümanlık inancı arasında bir bağlantı yoktu. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. 29. sorumuza bakalım. Orta Çağ boyunca devam eden feodalizmin çözülme sürecine girmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla oluşan otorite boşluğunda Avrupa'da feodalizm oluşmuştu. Şimdi çözülme sürecine dair bizden bir yorum istiyor. Çifte bir savaşı ile derebeylerin birbirleriyle mücadele etmesi. Evet. Haçlı seferleri ile Avrupa soylularının can ve mal kaybına uğraması. Evet. Coğrafi keşifleriyle Burjuva sınıfının güçlenerek krallar ile birlikte hareket etmesi. Evet. İnsan ve doğa sevgisine önem veren hümanistlerin çalışmaları ile akademilerin kurulması. Hayır, zaten akademiler arkadaşlar bu dönemden önce de vardı. Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile kralların derebeylerinin şatolarını yıkması. Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği olmalı. 30. sorumuza bakalım arkadaşlar. 18. yüzyılda Avrupa devletlerinin Akdeniz'in uzak doğu üzerindeki çıkar çatışmalarından yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir diyor. Bakın. Napolyon'un Mısır işgali üzerine Rusya'nın boğazlardan geçişine izin vermiş. Evet. Burada arkadaşlar Napolyon'a karşı Rusya'dan destek almış. Dolayısıyla evet, burada bir denge politikası anlayışı var. Bir doğru. Almanya'daki protestanların Katoliklere karşı mücadelesinin desteklenmesi. Burada sadece tek devlet Almanya olduğu için arkadaşlar denge politikası yok. Uluslararası ticaret şirketleriyle ortaklık kurması, herhangi bir devlete karşı yapılan bir şey yok. Azınlık haklarının tanzimat fermanı ile genişletilmesi yine yok. Balkan savaşlarının başlamasıyla İtalya ile Üç Anlaşması'nın imzalanması. Burada da yine tek devlete dönüktür. Oysa denge siyaset dediğimiz zaman bir devletin yürütmüş olduğu politikaya karşı başka bir devletle anlaşmak anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 31. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki, milli mücadele döneminde kurulan Kuvayi Milliye Birlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin bastırılmasında etkili olmamıştır diyor. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin hangisinde etkili olmadığını soruyor arkadaşlar. Çapanoğlu Yozgat etkili olmuştur. Çerkez Etem. Şimdi Çerkez Etem arkadaşlar zaten bir Kuvayi Milliye lideridir. Düzenli ordu kurulunca arkadaşlar Çerkez Etem düzenli orduya katılmak istemiyor. Bunun üzerine de isyan ediyor ve bu şekilde de bir isyan başlatmış oluyor. Bu isyanı İsmet İnönü düzenli orduyla beraber bastırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru. Çerkez Etem'in yapmış olduğu isyanda Kuvayi Milliye Birlikleri'nin bir bastırması söz konusu değil. Diğerlerine de bakalım. Kuvayi İnzibatiye, evet. Ahmet Anzalı, evet. Milli Aşireti, yani Urfa ayaklanması, evet. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 32. sorumuza bakalım. Bu gelişmenin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi adına atılmış bir adım olduğu söylenemez diyor. Yani arkadaşlar bir tanesiyle ilişkilendireceğiz. Bakalım. Son halife Abdülmecit Efendi her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş olsa da kendisini meclisin üzerinde görmüş ve devletin yapısında ikilik meydana getirmiştir. 3 Mart 1924'te Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 milletvekilinin verdiği teklifle halifelik makamı kaldırılmıştır diyor. Hangisiyle ilgili bir adım atıldığı söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar bir seçim bir karar varsa cumhuriyetçilik doğru. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdığımız için laiklik doğru. Bu seçimleri yapan kişi kimdir arkadaşlar? Halktır. Dolayısıyla halkçılık doğru. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dediği için de arkadaşlar ve meclisin işlerliğini artırmak amacıyla yaptığı için de milliyetçiliktir doğru. Doğru cevabımız B seçeneği devletçilik olmalı. Çünkü bir sorunun cevabının devletçilik olabilmesi için orada arkadaşlar ekonomiye vurgu yapması gerekmektedir. Yukarıda buna benzer bir kullanım yoktur.
33. sorumuza bakalım. Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde belirtmek istediği anlaşma ve toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir? Ben toprak büyütme hevesisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın istekçisiyim. Onu alamazsam edemem. Milletim benim dediğime inanır. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem diyor. Yani arkadaşlar, daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen bir toprak parçasının belirli bir süre sonra verilmediği görülüyor. Ve Mustafa Kemal de bunun için arkadaşlar ne yapıyor? Bu toprak parçası için konuşuyor. Şimdi Atina Anlaşması Selanik. Selanik zaten Osmanlı zamanında kaybedildi. Kars Anlaşması Musul. Hayır. Ankara Anlaşması Hatay. Doğru. Şimdi arkadaşlar, Mustafa Kemal Hatay konusunda o kadar fazla eğilmiştir, o kadar fazla dikkat etmiştir ki. Hatay'la ilgili İsmet İnönü hükümetine pasif davrandıkları gerekçesiyle Asım Uz takma lakabıyla arkadaşlar, takma unvanıyla Kurum gazetesinde eleştirmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Hatay için şöyle bir de cümle kurmuştu. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. Ve Hatay arkadaşlar Ankara Anlaşması'yla Hatay Cumhuriyeti'ni kuruyor. Daha sonra ne yazık ki Mustafa Kemal Hatay'ın ana hatına katıldığını göremiyor. 1839 yılında Mustafa Kemal ölümünden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Lozan Anlaşması Boğazlar, hayır. Lozan Anlaşması Batum, hayır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneğidir. Mustafa Kemal'in Hatay'a karşı duyduğu bu hassas mücadeleyi de lütfen unutmayalım. 34. sorumuza bakalım. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısının sağlanması aşağıdaki cephelerden hangisi sonucunda gerçekleşmiştir? Şimdi Almanya ile Osmanlı Devleti'nin arasındaki kara bağlantısının sağlanabilmesi için arkadaşlar Bulgaristan'ın savaşa girmiş olması gerekmekte. Çünkü o bağlantıyı sağlayabilmek için arkadaşlar sınırlarımız birbirinden oldukça uzaktı. Peki Bulgaristan hangi olay sonucunda savaşa girdi? Çanakkale cephesinin kazanılmasından sonra arkadaşlar Bulgaristan 1. Dünya Savaşı'na girdi. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olmalı. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.